Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yaprakları solan ve sararmaya başlayan bir orkide var. Eğer orkidelerinizin yaprakları sararıp soluyorsa hemen köklerine bakmanız gerekiyor. Bakın kökleri saksı dışından çürümüş olarak gözüküyor. Yani yapraklarının bu şekilde yumuşaması ve çiçeklerinin bakın e, bu şekilde solması köklerinde problem olduğunu gösteriyor. Böyle bir orkide de dış saksıdan baktığınızda hemen köklerini görebilirsiniz. Yapmanız gereken bu şekilde kökleri e, özellikle kontrol etmek ve bakımını yapmak. Gördüğünüz üzere hemen çıktı saksı içerisinden bu orkidenin köklerinin e, büyük çoğunluğunun çürüdüğünü gösteriyor. Bakın elimle tek tek çektiğim zaman gördüğünüz üzere İçerisinde sadece tel kalmış. Yani neredeyse hiç kökü kalmamış. Böyle bir orkideye bakım yaparken ilk yapmanız gereken bu şekilde çürüyen kökleri kesmek. Çünkü bu kökler tekrardan canlanmaz. Ee, içerisinde sadece tel kalmış. Ve bu tarz orkidelerde eğer çiçek dalı varsa çiçek dalını koparmanız gerekiyor. Çünkü hiç kökü kalmadığı için gücünü yeni bir çiçeğe veremez. Bu yüzden yeni kök çıkarması için ve bu işlemi hızlandırmak için çiçek dalını kesiyoruz. Evet, yakından bakın gösteriyorum. Çürüyen kökleri kestim ve şimdi bu orkidemizi güzel bir yıkayıp tekrardan nasıl bir bakım yapacağımı göstereceğim. Yıkadığım orkideyi ters çevirerek gövde kısmında biriken suyun gitmesine yardımcı olacağız. Ve bir tatlı kaşığı toz tarçını özellikle mantarlı orkideler için çok fayda sağlar. Bir tatlı toz tarçını bir bardağa koyup üzerine kaynar su koyacağım. Özellikle toz tarçın mantarda ve hastalıklı orkidelerde oluşan enfeksiyonların ve mantarların iyileşmesini hızlandırır. Çünkü antioksidan özelliği çok yüksek. Ben bütün orkidelerimde ve çiçeklerimde toz tarçını kullanıyorum. Sizlerde mutlaka mantarlı gövdeye toz tarçın dökmeyi ihmal etmeyin. Bunun şimdi soğumasını bekleyeceğim ve soğuduktan sonra bakacağız. Evet, yeterince soğudu gördüğünüz üzere ve şimdi bunu süzeceğim çünkü toz tarçın kalıntılarının yapraklara yapışmasını istemiyorum. Sadece bizim için önemli olan suyu. Bekleme süresinde zaten suyunda gerekli vitaminler biriktim. Şimdi bu suyu orkidelerimde kullanacağım. İlk olarak orkidenin yapraklarını dezenfekte edeceğim. Bunun için bir pamuğa ihtiyacım var. Bir pamuk ile bu orkidenin yapraklarını tek tek sileceğim. Özellikle kök kısmının yani odunsu kısmının dezenfekte edebilmek için 30 dakika bu tarçınlı suda bekleteceğiz ve böylelikle tarçınlı su buradaki mikropları öldürüp dezenfekte etmiş olacak. 30 dakika tarçınlı suda beklettim ve artık çıkarıyorum. Bu orkidemizin özellikle gövde ve yaprak aralarındaki ıslaklıkları da sileceğim. Şimdi bunu kurutmamız gerekiyor. Siyah kısmına olan yaprak koparmadım. Çünkü üzerine toz tarçın dökerek kendi kendine bu yaprağın düşmesini sağlayacağız. Ve böylelikle buradaki enfeksiyonlu bölgede kurumuş olacak. Ve daha sonra bunun için yeni yöntemimize geçelim. Orkideyi canlandırmak için ters su kültürü birlikte sera uygulayacağım. Bunun için yeni bir pet bardağı bakın. Bu şekilde kesiyorum. Bu delikler önemli çünkü kök kısmının hava alabilmesi için mutlaka bu tarz küçük delikler açmanız gerekiyor sera yönteminde. Yoksa orkidenin köklerinde küflenme olabilir ve bu yöntemde mutlaka orkidenin köklerini çok iyi kurutun. Kuruduğundan emin olduktan sonra sera yöntemi uygulayın. Ve kenarlarından bakın bir toka ile tuturup bunun bu şekilde sabit kalmasına yardımcı olacağız. Ve Orkidemiz bu sera ortamında hızlı bir şekilde kökler çıkaracak. Evet, bu şekilde bol ışık alan bir pencere kenarına koyabilirsiniz ve suyu azaldıkça mutlaka su ekleyin. Çünkü zaman ile buharlaşıp suyu azalacaktır. Gelişim aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Evet, sizlerle orkidemin aylar içerisindeki gelişimlerini yakından göstereceğim. Orkidem şu anda birçok kök çıkardı. Orkideyi ilk başta ters su kültürü uygulamıştım. Fakat 2-3 tane kök çıkardıktan sonra orkideye normal su kültürü uyguladım. Yani köklerini direkt suyun içerisine koydum. Bu aşamada tabii ki ters su kültüründe orkidenin zayıf olan yaprakları düştü. 2 tane yaprağı düştü ve onun yerine bakın iki tane yeni yaprak çıkardı ve daha yakından sizlere gösterirsem bakın gördüğünüz üzere birçok sağlıklı kökleri var şu anda e, Ters su kültüründe orkidenin yaprakları sararabilir bazı yaprakları ya da e, düşebilir. Bu gayet normaldir. Çünkü sadece gücünü yapraktan aldığı için yaprakların e, tamamıyla canlı olması zaten mümkün olmayabilir. Fakat gördüğünüz üzere daha sonra orkideler yeterince kök çıkarınca normal su kültürü uyguladığınız zaman orkideler bu şekilde bol bol yeni kökler çıkarmış oluyor. Ve bu kökler sayesinde şimdi artık orkidem hem çiçek dalı çıkardı bakın. Bu da kesilen ve kurulan yerleri yakından görüyorsunuz bakın yaprakların. Ama onun yerine zaten iki tane yaprağı var. Bu aşamada bol ışık alan bir pencere kenarına koydum özellikle ve ara sıra sıvı bitki besinleri de verdim. 20 günde bir mus kabuğu suyu ya da yumurta kabuğu suyunu verebilirsiniz. Sadece bu vitaminleri 2 saatliğine vermeniz yeterlidir. 2 saat sonunda mutlaka verdiğiniz suyu tekrar dökün ve sadece arıtma suyu koyun. Ve özellikle bu tarz uygulamalarda içerisindeki su bitmeden kesinlikle yeni su eklemeyin. Çünkü orkideler sık sık su değişikliğini sevmezler. Su kültüründe de orkidenin suyunu özellikle azalıncaya kadar ya da bitinceye kadar değiştirmezseniz orkidenin gelişimi daha iyi olacaktır. Bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz eğer köksüz orkidelerinizi rahatlıkla bu yöntemle köklendirebilirsiniz. Umarım bu anlattığım püf noktalar size için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.